Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir patik hazırladım. Hem böyle evde kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz hem de oldukça kullanışlı ve şık bir model. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu modeli yaparsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Küçük de olsa emoji bırakırsanız patiği beğenip beğenmediğinize dair benim için çok önemli bu. Videomun daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ücretsizdir. Lütfen bu küçük desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İsterseniz patimize şöyle bir bakalım. Evet. Ben bu şekilde mavi, yeşil, gri ve sarı geçişlerini kullandım. Oldukça güzel oldu. Şöyle. Arkası da şu şekilde. Yanında bu şekilde. Ön tarafı da bu. Şuraya da bir çiçek kondurdum ve gayet de güzel durdu. Alt kısmı da bu şekilde patiğimizin. Evet, topuk kısmı da bu şekilde. Bu patik numarası 36, 37, 38, 39'a kadar olur. 40 numaraların yanlardan bir sıra daha arttırabilir ya da öndeki bu ördüğümüz sayıyı arttırmaları yeterli gelecektir. Yanlardan çünkü birazcık daha büyüktür o patik. Ön kısımdan bu ördüğümüz sırayı bir tane arttırırlarsa 40 numaraya da olabilecek bir model. Ben bunun için 3 numara kısa şiş kullanacağım. Şu şekilde yarım kalan patik tekiklerim var. Çok rahat bir şekilde patiniz bitebilir. Çok azıcık kalan iplerinizle değerlendirebileceğiniz şahane bir patik modeli. Dilerseniz yapımına hep beraber geçelim patiğimizin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu aradaki geçiş olan ipim benim çok kalın bir ip. Şöyle göstereyim aradaki farkı görmeniz için. Şöyle. Çünkü bunun metresi gramajı yok, o yüzden şöyle göstereceğim. Bakın şöyle hafif, şu patik ipine göre birazcık daha kalın bir ip diyebiliriz. Şöyle daha net gözükür sanırım. Şimdi artık başlayalım. Patiğimiz için şişime 22 tane ilmeğimi attım bu şekilde. Hemen bir tanesini çıkarıp başlıyoruz. Şimdi önden düz, arkadan ters öreceğiz patiğimizi. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Daha sonrasında sıra sonuna kadar düz örüyorum. Son ilmeklerimi örmeden şişime takıyorum ben. Sizler kenar ilmeği düzgün dursun diye eğer isterseniz son ilmeğinizi ters de örebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Evet, son ilmeğimi de örmeden şişime taktım. Örgümüzün arka yüzüne geldik. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde örüp gelelim. Şimdi bu şekilde ördüm, geldim. İlk ilmeğimizi ilk sırada örmeden almıştım. O yüzden arka sırada örerek geldim. Şimdi tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine önden düz, arkadan ters örelim. Buradaki kenar ilmeğimiz, bakın ikinci sıra iki tane oldu. Beş tane olana kadar bu şekilde önden düz, arkadan ters örüp gelelim hemen. Evet, bu şekilde ördüm. Eğer ki düz ilmeklerinizi saymak isterseniz de şu şekilde bakın en alt saymıyoruz en altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şişli beraber 9 oluyor.
Şöyle göstereyim, bakın kenar ilmeğinden saymak daha mantıklı her zaman. Şöyle bakın, 1 2 2 3 4, şişimdeki de 5. Bu şekilde kenar ilmeğim 5 oluncaya kadar örüp geldim. Şimdi renk geçişlerde bu aradaki kısımda şu kenarları düzgün durması açısından son ilmeği bu sefer burada örmedim daha, o yüzden burası 4 gözüküyor ama arkadan tersten ördüğüm zaman bütün ilmekleri burası da 5 oluyor normalde. Şimdi geçişlerde böyle oluyor sadece. Şimdi diğer ipime geçeceğim. Diğer ipim bu şekilde krem rengi. Şimdi kenar ilmeğini önce kremle şu şekilde tutarak örüyorum. Düz örüyorum ilk ilmeğimizi. Evet, bu şekilde ördüm bakın. 1, 2, 3, 4 gibi duruyor burası ama burası da 5 aslında. Evet, bu şekilde ördükten sonra krem rengi ipimizi bağlıyoruz. Bu şekilde bağladık. İsterseniz mavi ipinizi de bu şekilde bağlayabilirsiniz burada. Daha garanti olması açısından. Şimdi gri krem rengimi kendime doğru alıyorum. Önden ters örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar kenar ilmeği de dahil bu şekilde ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde. Örgümüzün ön yüzü burası. Şimdi arka yüzüne geldik örgümüzün. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Önden ters örgü, arkadan düz örgü şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Sadece geçişlerde bir sıra bu şekilde örüyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Patiğin gördüğünüz gibi. Gerçekten çok basit ve şık duran bir model oldu. Evet, bu ipin birazcık daha kalın durduğu, kalın olduğu için patik iplerinizi iki kat yapıp da örebilirsiniz bu kısmı. Zaten çok azıcık gidiyor. Bakın ipimi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğini örmeden şişime taktım. Şimdi burada ben krem rengi ipimi yürütmüyorum. İsterseniz yürütebilirsiniz de ama ben daha temiz görüntü olsun diye burada krem rengi ipimi kesiyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Burada mavi rengimi de kesiyorum. Hiçbir ipimi yürütmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yürütebilirsiniz de arkadan ama çok uzun olacağı için ben yürütmeyi pek tavsiye etmiyorum. Şimdi hem de daha temiz bir görüntü oluyor çünkü bu şekilde. Bu şekilde bağladıktan sonra ince bir tığ alıyoruz. Buralar önemli. Şu şekilde mavi rengimi şöyle geçirerek kaybediyorum. Hatta burada bile düğüm yapabilirsiniz. Giriş kısmında yapmadıysanız şu şekilde bir düğüm yapıp daha sonra bu şekilde birkaç defa yürüttükten sonra mavi ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi gri ipimize geldik. Gri ipimizi de yine aynı şekilde bakın. Gri renklerimizin tek kanadından alarak ister böyle tek tek yapabilirsiniz. İsterseniz de çift çift. Yani çift dediğim iki ipi de aynı anda yürütebilirsiniz.
Tercih size kalmış. Evet, bunu böyle yürüttük. Şimdi şuna geleceğiz. Bunu da hemen yürütelim. Bunu da onun arasından daha kolay yürütüyorsunuz. Bakın. Evet. Bir tane daha. İkisini de alacağım. Çift dediğimde bu şekilde ikisini beraber aynı yuvadan çıkartmak. Evet. Bunu da kesiyorum şimdi. Sizlere göstermek için yaptım. Evet, bu şekilde arkada temiz bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer rengim olan sarıya geçişimizi gösterelim. Şimdi burada kenar ilmeğini örmemiştik çünkü renk geçişi yapacağımız için. Yine ikisini beraber tutuyorum. Şu şekilde ve ilmeğimi atıp düz örgü geçişimizi yapıyoruz. Şurada sarı ipimi bağlıyorum. Böylelikle ip kalabalığı dolmuyor. Bu ipimi de bu şekilde de yürütebilirim. Bakın onu da göstereyim. Düz örgü yapıyoruz yine. İpimin üstünden geçirerek bu şekilde yürütebilirsiniz. Sarı ipinizi böylelikle sadece krem renginizde ve bitiş noktasını yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada yine aynı kenar ilmeği 5 tane olana kadar önden düz, arkadan taş şeklinde örüp gelelim. Evet, bu şekilde kenar ilmeği bakın 5 oluncaya kadar sırada tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve şişle beraber 5 oldu. Şimdi altta biz başlangıçta saymadığımız için burası 9 çıktı ama sarıda 10 çıkacaktır. Şöyle saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şişle beraber 10 oldu gördüğünüz gibi. Burada sarı rengimi kesiyorum. Şöyle biraz bulun. Ve krem rengi ipimi alıyorum. Burayı bir kez daha göstereceğim ve ne kadar ördüğümüzü sizlere söyleyeceğim. Şimdi kenar ilmeğini şu şekilde yine tutarak düz örgü yapıyoruz. Sadece kenara bu şekilde yapıyoruz. Ve ipimizi burada şu şekilde bağlıyoruz. Böyle iki ipi birden de bağlayabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım. İki kere bağlıyorum. Bağladıktan sonra krem rengi ipimi kendime doğru alıyorum. Ön yüzünde ters örgü yapıyoruz. Şöyle bütün ilmeklerimizi önden ters, arkadan ters şeklinde bu şekilde örüyoruz. Bir sıra geçişlerde bu şekilde örerek modelimizi tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimde de ters örgü yaptım. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve bütün ilmeklerimizi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Düz örgü yapıyoruz. Kenar ilmeğini yöne örmeden şişime taktım. Evet, bu şekilde burada da bu ipimizi kesiyoruz. Temizlemeyi zaten gösterdim. Bir daha göstermeyeceğim. Anlaşıldığını düşünüyorum. İki sıra ördük bu şekilde. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oluncaya kadar bu şekilde örüp gelelim. Daha sonra patimizin burun kısmını hep beraber yapalım. Evet. Bu şekilde bakın ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sıra şeklinde. En son kısımda kenar ilmeği yine 5 olana kadar ördüm ama krem rengi geçişimizi artık yapmıyoruz. Çünkü patimizin burun kısmını hep birlikte geçeceğiz. O yüzden burada mavi rengimi keseceğim ben. Çünkü arada götürmek zor olacaktır. Krem rengi ipimi alıyorum.
Kenar ilmeğimi örmemiştim. Şimdi kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artık haroşa örgüye geçeceğiz. Patimizin ön kısmını haroşa örgü olarak yapacağız. Şöyle mavi rengimi de örüyorum, bağlıyorum ikisine. Bağladıktan sonra bu krem ve maviyi de yürüteceğim arkadan. 8 tane ilmeğimi haroşa şeklinde örüyorum. 2 kenar ilmeğini de sayıyorum. Bakın şuradan şöyle üzerinden geçirerek yürütüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördükten sonra bir tane örmeden sarışımı aktardım. Mavi rengimi. İpimi kendime doğru aldım ve çevirdim. Çevirdikten sonra bu mavi örmediğim ilmeğimi tekrar sarışımı örmeden aktardım. Geriye kalan 8 ilmeğimi yine haroşa şeklinde örüyorum. Bu işlemi neden yapıyoruz? Çünkü arada boşluk olmasını istemiyoruz. Eğer bu şekilde örmezsek arada delik olur ve burun kısmımız kötü durur. Evet, ipimi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğini örmeden şişimi taktım. Buradaki uç kısımda kalan ipleri de kesiyorum artık. Şimdi ilk sırada 8 ilmeğimizi ördük. Burada 15 ilmeğimizi örüyoruz şimdi. Kenar ilmeğini örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmeğimizi ördük. 16. ilmeğimi örmeden yine şişime aktardım. İpimi kendime doğru alıyorum ve çevirdim. Bu örmediğim mavi ilmeği yine sağ şişime örmeden aktardım. Geriye kalan 15 ilmeğimizi yine haroşa şeklinde örüyoruz. Sıralama hep bu şekilde olacak. 8, 15 ve 3. sıramızda da tümünü öreceğiz. Burun kısmı da oldukça kolay bir örnek gördüğünüz gibi haroşadan oluşuyor. Kenar ilmeğini örmeden yine şişime aktardım. Evet. 8, 15. Şimdi tümünü örüyoruz. Bu sırada da tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Burun kısmını sayarken alt kısımdan değil de üst kısımdan sayarak öreceğiz. Sizlere göstereceğim onu da şimdi. Bir de bu kenarı ne kadar olmuş onu sizlere göstereceğim unutmadan. Son ilmeğini örmeden taktım şişime, çevirdim. Kenar ilmeğini örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa örgümüzü yapalım. Evet, tamamladım. Şimdi şu kısmı sizlere ölçmek istiyorum. Herkesin elin ayarı farklı olabilir.
Şöyle baktığımız zaman tam 13,5 santim oluyor. Şöyle 13,5 oluyor. Sizler de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şuradaki patiğimizin yan kısmına bakın, şu yan kısmını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu ön kısmı ne kadar öreceğiz onu söyleyeyim. Saymaya şu alt taraftan değil de üst taraftan sayacağız. Bu mesela 1. Bu şekilde sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane olana kadar bu şekilde öreceğiz. Daha sonra tekrar düz örgümüze geçeceğiz. Düz örgümüzde yine kenar ilmeği 5 sıra oluncaya kadar öreceğiz. Bir sıra yine krem rengi ipimizi burada olduğu gibi geçiş yapacağız. Burayı anlatmayacağım çünkü aynısı olacak. Buranın aynısı olacak. Sadece şurayı dikkat etmeniz gereken 8, 15 tümü. 8, 15 tümü ikinci diş oldu. Bu şekilde 8 diş oluncaya kadar öreceğiz. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane ördükten sonra keseceğiz ve artık hep birlikte patiğimizin taban ve topuk kısmını yapıp bitireceğiz. Şimdi bu kısımları örüp gelelim. Ondan sonra patiğimizin alt kısmından devam edelim hep beraber. Evet, patiğimizin gördüğünüz gibi yan kısımlarını bitirdik. Bu en son kısmından önden yani kenarlardan 5 sıra olduktan sonra önden düz şekilde ördüm. Arkadan ters şekilde keserek bitirdim. Şimdi artık burun kısmına geliyoruz. O yüzden bu şekilde çeviriyoruz patiğimizi. Şimdi burada toplamda 24 tane sıramız var. Beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra sağda. 2, 4, 6, 7 sıra solda. Toplamda ortada 10 ilmekle başlayacağız. Şimdi tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.sine şu şekilde işaretlememi yaptım. Şimdi topumuza, taban kısmımıza pardon, başlıyoruz. Şöyle bir tane ilmek yapıyorum. Kolay olsun diye hemen şu şekilde çıkaracağım ilmeğim. Şöyle taktım. Böyle çıkardım hemen. Şu çıkarttığım ilmeği iyice sıkıyorum. Tekrar ikinci kenar ilmeğinden ilmeğimi çıkarıyorum. 2. Şimdi bu ipimi de arkadan şu şekilde dolayarak yürüteceğim. Şimdi 3. Yine bir ipimin üstünden geçiriyorum. Şimdi dördüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Hemen kenar ilmekten şu şekilde gözüküyor. İlmeğimi çıkartıyorum. 10 tane olana kadar bu şekilde yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. Bir tane daha çıkartıyorum. Ve 10. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi çıkarttık. Tabanımızı haroşa şeklinde öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa aldım ve bu şekilde haroşa şeklinde örüyoruz. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Arka yüzünde son ilmeğimizi örmeden saçlarımıza takacağız. Şimdi ipimi kendime doğru aldım. Örmeden taktım. Hemen bir sonraki kenar ilmeğinden bu şekilde ilmeğimi tersten çıkarttım. Daha sonra sondaki ilmekle, çıkarttığım ilmekle sondaki bir ilmeği örmediğimi birlikte ters bir şekilde ördük. Örgümüzün ters yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine haroşa örgülerime devam ediyorum. Bir ilmek kalıncaya kadar. Evet, son ilmeği örmeden sarşımı taktım.
Bir sonraki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ikisini birlikte kesiyorum şimdi. Çıkarttığım ilmekle son ilmeği birlikte kestim. Örgümüzün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzünde o şekilde yapıyoruz. Bir kere daha göstereyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek kalıncaya kadar haroşa şeklinde örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Son ilmeği örmeden sağ şişimi aktardım. Şimdi bir sonraki ilmekten şu şekilde şişimi geçiriyorum. Bir ilmek atıp bu şekilde çıkarttım. Bu çıkarttığım ilmekle yanındaki ilmeği birlikte tersten kesiyorum. Bakın burayı tersten kesiyoruz. Örgümüzün ters yüzünde olduğumuz için. Ön yüzde düz kesiyoruz. Evet, bu şekilde bakın kenarları düz, daha düzgün durması gözükmeye başladı. Mantık bu şekilde. Şimdi ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim. Bu sırayı da göstereyim. Düz de düz. Son ilmekle çıkarttığım ilmeği ters de son ilmekle bir önceki ilmeği ters olarak kesiyoruz. Mantık bu. Şimdi bir sonrakinden çıkarıyorum. Ve birlikte kesiyorum. Kenar ilmekleri hep belli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şurada beyaz da şöyle alıyoruz bu kısımları da. Orası da belli gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde tüm ilmeklerimiz bitinceye kadar şuradan göstereyim. Bu şekilde kesiyoruz. Burada da son bir tarafta 5 ilmek, bir tarafta 6 ilmek oluncaya kadar örüyoruz. Burada nasıl sayıyoruz? Şu şekilde bakın, kenar ilmeği belli. Şuradan 1, 2 düz örgüleri sayıyoruz. 3, 4, 5. Bir tarafta 5, bir tarafta 6 olabilir. Sıkıntı yok. Yine kesme mantığımız aynı şekilde olacak. Şimdi tüm ilmeklerimiz bitecek. Şuradan şöyle bittikten sonra yukarı doğru ilmeklerimizi çıkaracağız. Orası da belli zaten. Hemen kenar ilmeklerden bu şekilde çıkaracağız. Burada 5 tane kenar ilmeği, diğer tarafta 6 tane kenar ilmeği kalıncaya kadar örüp gelelim. Evet, bu şekilde tavanımızı ördük. Topuk kısmında aynı mantıkla geldik. Kenarın birinde 5 ilmek kaldı, diğerinde de 5 ilmek kaldı. Fark etmez, birinde 5, birinde 6 da kalabilir. Aynı mantıkla devam edin bu kesme işlemini. Şimdi buradan geldim. Buradaki ilmeğimizi aldım. Şimdi iç kısmına doğru dönüyorum. İç kısmına doğru dönerken eksiltmelerimizi yapacağız. İç kısmında, yani ters kısmında. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Şimdi burada ikinci ve üçüncü ilmeği bu şekilde birlikte kesiyorum bakın. Burada iki ilmeği birden kestim. Şimdi üç ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, 3 ilmek kaldı. Burada 2 ve 3. ilmeği tekrar kesiyorum. Bir ilmeğimiz kaldı. O kenarımız her zaman devam ediyor. Kenarda ne yapıyorduk? Şişimizi arkadan şu şekilde tutarak ipimizi kendimize doğru alıyoruz. Ters kısmında olduğumuz için şöyle arka kısmından iç kısma doğru şişimi geçirdim ve ilmeğimi bu şekilde çıkarttım. Ve ters tarafta olduğum için ikisini birlikte ters kesiyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmek sayımız 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Bir tane ilmeğimi aldım. Burada normalde ön tarafta, yani örgümüzün düzünde sadece kenarları azaltıyoruz. Kenarlardan önceki ilmeklerde azaltma yapmıyoruz bakın. Bir ilmek aldım. Burada ben zorlandığım için bir tığ yardımıyla ilmeklerimi bu şekilde alıyorum, çıkartıyorum. Bu tarafta. Ters kısmında zorlanmıyorum ama bu düz kısmında zorlandığım için, biraz sıkı olduğu için ilmeklerim, o yüzden zorlanıyorum. Böyle tığdan yardım alarak ilmeğimi çıkartıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Veya da rahat çıkartabiliyorsanız normal şişle
devam edebilirsin. Şimdi kenardan bir ilmek aldım. Kenar ilmekle bir önceki ilmeği birlikte kesiyoruz. Düz örgüde olduğumuz için düz kesiyoruz. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümüzü bakın ters tarafındayız. Ters tarafında her zaman eksiltmelerimizi yapıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte kesiyorum. Yine 3 ilmek kalınca örüyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Yine 2 ve 3'ü birlikte buradayı da kesiyorum. İpimi kendime doğru aldım. Tersten yine bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Ve ters örüyorum. Evet, bu şekilde ördük. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Örgümü düz yüzünde sadece örüyorum. Eksiltmeleri ters yüzde yapıyorum. Evet, düz kısmındayız yine. Tığdan yardım alıyorum ben. İlk önce şu şekilde şişi geçireceğim. Gerçekten çok sık örmüşüm kenar ilmeğini. Başlama kısmı olduğu için de olabilir. Evet, böyle kolaylıkla daha kolay çıkarıyor. Evet, şimdi düz olarak ikisini birlikte kenar ilmeğini kesiyorum. Örgümün iç yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ikinci ve üçü birlikte kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Yine ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte kesiyorum. Şimdi ipimi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğini öreceğim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Normal örüyorum burayı gördüğünüz gibi. Hemen kenardan bir ilmek çıkartıyorum yine tığ yardımıyla. Evet, bir ilmek çıkarttık. Yine düz olarak kesiyorum örgümün düz yüzünde olduğum için. Evet, şimdi patiğimin iç kısmındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın burada artık 3 ilmeğim kaldığı için 2 ve 3'ü birlikte kesiyorum. Bir tanesini örüyorum. Kendime doğru aldım. Kenar ilmeğini şimdi öreceğiz. İlmek sayım 4 oldu bakın. Şimdi çeviriyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi kenar ilmeğimi çıkaracağım. Son 2 ilmeğim kalmış bakın arkadaşlar. Düz olarak kesiyorum bunu. Şimdi örgümün iç kısmındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın ortada yine şimdi bu sefer 2 tane kaldı. Şimdi bu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Kendime doğru aldım. Kenar ilmeğini örüyorum yine. Evet, burada da son bir kaldı. Evet, toplamda 3 ilmeğim kaldı. Bakın 3 ilmekle devam ediyoruz. Artık eksiltebildiğimiz ilmek sayısı bu kadar oldu. Bundan sonra eksiltme yapmıyoruz. Ortadaki ilmeği örüyorum. Şimdi kenar ilmeğinden buradan son ilmeğimizi artık çıkartıyoruz. Evet, buradan son ilmeğimizi aldık. Düz olarak kestik. Şimdi örgümüzün iç kısmında artık bitişi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Şöyle iç kısma doğru aldım.
Ortadaki ilmeği ördüm. Sondaki ilmeği ortadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Kenar ilmeğini şimdi aldım. Buradaki son kenar ilmeğini de çıkarıyorum. Şu şekilde son kenar ilmeğini çıkarttım. Burayı kesiyorum. Kestikten sonra şurayı bir daha gösterelim, bakın. Şu kestiğim iki ilmek, buradaki kenar ilmeği, kenar ilmeğinin şurada bakın bir ilmek çıkartıyorum. Burada iki ilmeğim var. İki ilmeğimi beraber kesiyorum. Kenar ilmeğini kestim. Şimdi sol şişimi aktardım. Bu son şişimi de şöyle, pardon, en sondaki ilmeğimi bir önceki ilmeğin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Ve bu şekilde bitirmiş olduk burayı. Bakın, gördüğünüz gibi çok güzel bitiş oldu. Şimdi patiğimizin ön kısmı çok önemli. Burada da bir eksiltme, toparlama yapacağız. Şimdi hemen uygun bir tığ alıp geliyorum. Evet, bakın şu şekilde sık iğne yapacağız. Şu önde bir toparlama yapacağız. Şimdi bu kısmı sizlere anlatacağım. Şimdi ayağınıza takın burada patiği. Sıklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen ilk kısımdan başlayarak sık iğne yapıyorum. Çift kanadından alarak şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Ben 38 ayak numarasına göre yaptığım için bir tane falan atlamadan direkt her boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi krem batıyorum, bakın. Bu şekilde ortadaki beyaz kısma kadar sık iğnelerimizi hızlı bir şekilde yapıp gelelim. Şu kısma kadar. Tığ numaramı söyledim mi bilmiyorum. 0 numara 2.1 mil tığ kullanıyorum. Siz de elinize göre kullanabilirsiniz. Ortada bakın 8 tane beyaz ilmeğimiz var. Şimdi ilmeklerimizi topluyoruz, bakın. En son maviyi ördüm. Şimdi beyazdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 8 tane ilmeğim var. Başta da ilmeğimle beraber 9 ilmek oluyor. İlmeği bir tane alıyorum. Şimdi tığıma tüm ilmeklerin içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum. İyice sıktıktan sonra bakın burun kısmını bu şekilde toplamış oluyoruz. Şimdi maviden devam ediyoruz. Yine köşeden mavi aldım. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi burayı da sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, en son kısımdan bir öncekine geldim. Bu şekilde sık iğne yaptım. İlk başta yapmış olduğum sık iğneye batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırarak bakın bu şekilde birleştirip bir zincir çekiyorum ve burada kesiyorum artık patiğimizi. Evet. Burada kestim. Siz bu patiğe bakarken ben de hemen bunu modelime takıp geliyorum. Gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel bir model. Kalan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz, bunun ayrıyetten süvetini de örebileceğiniz gerçekten çocuklara göre çok güzel olacaktır. Bakın bunu da sizlerle beraber ördük. Bakın çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi şu çiçeği nasıl yaptığımı anlatacağım. Buraya başka çiçek de koyabilirsiniz. Ama benim bu daha çok hoşuma gitti. Böyle minik, kibar. Hemen onu da yapışına geçelim. Evet, bunun için 0 numara bir tığ kullanıyorum. 2.1 mil. İsterseniz daha büyük de kullanabilirsiniz.
Hemen önce sabitliyorum. Sabitledikten sonra zincir çekimiyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. 7 de çekebilirsiniz. İlk zincire batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırdım. Küçük bir halka oluşturduk bu şekilde. Daha sonrasında 3 zincir, 1, 2, 3. İlmeğimi alıyorum. Halkanın içinden batırarak 2. Zincirle beraber 2 oldu. 3, 4, 5, 6. 6'lı bir fıstık yapıyorum. Ve fıstığımı bu şekilde tutarak elimle kapatıyorum. Evet. Kapattıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içine batarak sık iğne yapıyorum bir tane. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Burada 3 de çekebilirsiniz, 4 de çekebilirsiniz. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6'lı fıstık yapıyorum. Ve fıstığımı kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Ve halkanın içine batarak sık iğne yaptım. İki oldu bakın. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir tane daha göstereyim. İlmeğimi alıyorum. Halkanın içine batarak yine altılı bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi fıstığımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit, kibar, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz tatlı bir çiçek. Bu şekilde ben toplamda 6 tane yaptım. Şimdi tamamlayıp 6'ya geliyorum. Evet, 6 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sonunda bir zincir çekiyorum. Ve kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hem kolay hem pratik. Hem de bunu istediğiniz örgünüze koyabilirsiniz. İster kazak örün, dikin. Bayan çocuk kazaklarına çok güzel oluyor. İster böyle benim gibi patiklerinize, isterseniz kot pantolonlarınıza rengarenk yapıp dikebilirsiniz. Çok şahane fikirler bence. Evet. Patiğimizin buraya kısmını da iğne yardımıyla dikerek patiğimizi bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir patiğimi. Lütfen buraya kadar geldiyseniz küçük de olsa bir yorumlara emoji bırakmayı unutmayın. Böylelikle patimizi ördüğünüzü anlayacağım ve destek olmuş olacaksınız. Abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bunlar çok önemli bizler için. Emeklerimizin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Ücretsiz de hepinize şimdiden teşekkür ederim. Patimizi şöyle bir gösteriyorum son kez ve veda ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın.